Kronos TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan'da Dolapta Ne Varsa programında bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün size benim çok sevdiğim bir hanım doktor arkadaşımdan aldığım bir tarifi yapacağım. Buna orman meyveli yoğurt pastası diyoruz. Efendim burada orman meyvesi olarak fist'i kullanacağım. Fist, tazeyken dalından toplanan, hiçbir katkı maddesi ilave edilmeksizin yıkanıp dondurulup market raflarına giden çok taze ve üstelik çok pratik ve çok lezzetli ürünler. Şimdi bunu en sonuna katacağız ama orman meyvelerini, böyle karışık orman meyveli ben bayılırım. Bir de yoğurdu çok severim. Bunun için bir süzme yoğurt kullanıyoruz. 1,5 kilogram kadar süzme yoğurt kullanacağız. Vanilyalı pudingimiz var bir paket. 2 kaşık kadar irmiğimiz var. Bir su bardağından biraz eksik şekerimiz var. 3 yumurta, 2 vanilya, 1 tane kabartma tozu. Ben çok seviyorum, böyle Ramazan'da yoğurtlu pastalara bayılırım. Şimdi bunun için süzme yoğurdumuz, ay o kadar güzel bir süzme yoğurdu ki, bunu önce bir çırpmamız lazım. Şimdi bunu bir güzel çırptık. Ben önceden de çırptım, sizin için hazırladım. Şimdi 3 tane yumurta var. Fırına girecek bir pasta çünkü. Bunun içine un katmıyoruz da. Şimdi ilk önce şu 3 yumurtayı da ayrı bir kapta bir güzel çırpıyoruz. Sonra bütün bu malzemeler birbirine karışacak. Şimdi bir bardaktan, işte şekeri de az kullanmaya çalışıyorum. Bir bardaktan biraz eksik de şekerimiz var. Çok şekerli tadı seviyorsanız 1,5 bardağa kadar çıkarabilirsiniz. Son derece pratik bir tarif bu. Ben çok seviyorum. Bir gece pişiriyorsunuz. Bir gece buzdolabında bekletmek çok iyi. Ertesi gün böyle dilim dilim, üzeri orman meyveli, görüntü de çok güzel ve üstelik de çok hafif. Şimdi ilk önce adet olduğu üzere şekerle birlikte yumurtayı karıştırdık. Şimdi 2 kaşık kadar irmiğimiz vardı. Tutsun diye irmik katıyoruz. 1 paket vanilyalı puding. Bunu biliyor musunuz, ben bir günde kakaolu pudingle de denedim. O da çok lezzetli oluyor. Bunu da böyle karıştırıyoruz. Sonra 2 tane vanilya vardı. Daha çok böyle vanilya vanilya koksun diye. 1 pakette kabartma tozu. İşte bu kadar. Şimdi bu pratik pastayı artık yoğurtla karıştıracağım bunu. Ve şu görmüş olduğunuz, içini böyle 2 kaşık sıvı yağla yağladım. En büyük boy fırın kabını kullanıyorum. Fırınımı ısıttım. 180 dereceye getirdim. 1 saat kadar pişireceğim. Bu arada orman meyvelerimi de size göstermek istiyorum, fistin. Ben bunlara bayılıyorum. İçinde gördüğünüz gibi karışık orman meyveleri var. Çıkardığınız gibi derin dondurucudan olduğu gibi kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yoktur. Çok taze bir kere. Ben o yüzden çok seviyorum fistin ürünlerini. Bir de böyle zamanında, mevsiminde toplanmış oluyor ya, o lezzeti alıyorum ben. Artık bunun üzerine yoğurdumuzu, süzme yoğurdumuzu, yani ya da buna krema diyebilirsiniz. Bence kreması yoğurdu, süzme yoğurdu. Şu kıvamın güzelliğine bakın. Şimdi bunu aktarıp bir taraftan da şöyle karıştıralım. Biraz ağır oluyor çünkü. O yüzden biraz kol kuvveti lazım. İyice karıştırmak lazım. Çünkü ne olursa olsun bu bir pasta. Şöyle spatulayla da gördüğünüz gibi bir güzel sıyırıyorum. Mis gibi, mis gibi bir pasta. Şimdi iyice çırpıcıyla biraz kol kuvveti de lazım oluyor. Çırptıktan sonra ama o kadar pratik bir pasta ve o kadar lezzetli ki, benim gibi yoğurt ve meyve tadını sevenler için çok ideal. Şimdi bunu gördüğünüz gibi bu büyük kabın içine ilave ediyoruz. Bu yoğurt pastasının bir güzelliği de işte bir cheesecake gibi düşünün. Bugün yediniz, ertesi gün buzdolabına koyun, tekrar yiyin. Bu oldukça bol, benim gibi bol kepçe lokantası derler bana çünkü. Benim gibiler için harika, çok bereketli bir pasta. İyice sıyırdık. Gördüğünüz gibi çok pratik. Bunu üzerini şöyle düzeltelim. Böyle bir kek kıvamında, zaten 180 derecede 1 saat kadar pişecek. Fırını önceden ısıttım ve hazırladım. Bakayım kalan oldu mu, ziyan etmeyelim. Gayet güzel.
Şimdi bunun üzerine artık orman meyvelerimizi fiste ilave ediyoruz. Şimdi bu gördüğünüz karışık orman meyvelerine ben bayılıyorum. Bunu sabah kahvaltılarında özellikle bizim çocuklar granola yaparken ya da yulafla da çok kullanıyorlar. Ben de kekini yapıyorum, bu pastasını yapıyorum. Çok memnunum. Şimdi bunları yalnız birazcık da böyle bastırmak lazım. Yani içine kadar gitsin. Şöyle dağıtalım. Evet, blueberry'ler var, frambuazlar var. Harika, taptaze, mevsiminde, zamanında ağaçtan hasat edilmiş meyveler. Şimdi bunları şöyle bastıralım birazcık da. Harika oldu. Şimdi bunu ısınmış fırında bir saat kadar pişireceğiz. Sonra başka işlerimize bakacağız. Şimdi fırına gidiyoruz. Şimdi bir saat bekliyoruz. Piştikten sonra biraz da buzdolabında tutacağız. Hani cheesecake gibi ya bu. Sonra da dilimleyip servise sunacağız. Efendim, orman meyveli yoğurt pastamız hazır. Ne güzel görünüyor değil mi? Tabii ben bunu fırından çıkardım. Bir saat kadar soğuttum. Hatta bir gece buzdolabını bekletmek lazım. Bu şahane, hafif, böyle yerken çok hoşunuza gidecek aromaları alacağınız bir pasta. Şimdi bunu keserken yalnız dağılabilir. Çünkü bunu daha çok bekletmek lazımdı. Artık kusuruma bakmazsınız. Şöyle bir parçasını kesip çıkaracağım tabağıma. Aman, aman, aman. Evet, gördünüz değil mi? Birinci dilim burada. Harika oldu. Şimdi ikinci dilimi alıyorum. Şöyle kalıp gibi çıkıyor. İkinci dilim burada. Onu da aldık. Şöyle iki dilim bence yeterli olacaktır. Şöyle, bunun üzerine isterseniz Hindistan cevizi serpebilirsiniz ama böyle kendi tadında çok daha lezzetli. Efendim, Ramazan'da gönülleriniz sevgiyle dolsun, huzurla dolsun, sofralarınızdan da bereket hiç eksik olmasın. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.